zamanlarda bağırsak, kalın bağırsak kanserleri daha mı fazla duymaya başladık? Böyle bir yatkınlık mı var? Yani biz mi daha fazla duyuyoruz yoksa daha mı fazla gözüküyor? Türkiye'nin aslında kanser hastalığı konusundaki profili değişiyor, resmi değişiyor. Biz eskiden daha çok mide kanserlerini, yemek borusu kanserlerini gören bir ülkeydik. Ama son yıllarda daha batılı bir resim oluşmaya başlıyor. Bu batılı kanser resmi içinde de kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri ve meme kanseri en sık görülen kanserler. Ve elimizde 2008 yılının Sağlık Bakanlığı verileri var. Gerçekten ilk defa kalın bağırsak kanserinin sıklığı mide kanserini aşmış vaziyette. Hem erkeklerde hem kadınlarda bugün ilk 3 sırada yer alıyor kalın bağırsak kanseri. Aslında bu biz hekimler için kötü değil, iyi bir şey. Çünkü mide kanserine oranla, belki birazdan daha detaylı konuşacağız ama mide kanserine oranla kalın bağırsak kanseri çok daha erken dönemde teşhis edilme ve tam olarak da belirttiğiniz gibi şifaya kavuşma şansına sahip olan bir hastalık. Peki bir şey sormak istiyorum. Genellikle Amerika'da, Avrupa ülkelerinde gelişmiş olan ve refah düzeyi yüksek olan toplumlarda daha fazla görüldüğü söyleniyor, değil Doğru. mi? Peki endüstrileşme ve endüstriyel ürünlerin kullanımı bunu arttırıyor mu? Biz programda o kadar hassasız ki bu konuda, defalarca konuştuk ama bu konuda da herhalde bir yer ayırmak gerekiyor. Evet, Tayfun Hoca da mutlaka katkıda bulunacaktır ama biz beslenme açısından çok şanslı bir coğrafyadayız. Akdeniz'iz. Mutfağı, Akdeniz diyeti en tercih ettiğimiz, önerdiğimiz ama biz yavaş yavaş bu Akdeniz diyetinden uzaklaşmaya başladık. Daha çok hazırlanmış, işlenmiş gıdaları tüketmeye başladık. Bu bir risk. Ama bunun dışında iki önemli risk daha var. Bir, daha az hareket eden, masa başında saatler geçiren, düzenli egzersiz yapmayan bir toplum haline gelmeye başladık. Bu da kalın bağırsak tümörlerinin riskini arttırıyor. Ve üçüncüsü, çok önemli diğer bir risk daha. Gittikçe daha fazla kilolu bir toplum olmaya başladık. Çünkü biliyoruz ki obezite özellikle Sağlık Bakanlığı'nın, Tayfun Hoca'nın bu konuda çok önemli çalışmaları var biliyorum. 2008 yılı verilerine göre 30 yaş üzerinde Türk insanında obezite riski %40'larda neredeyse. Ve biliyoruz ki hareketsizlik, aşırı kilo, kalın bağırsak kanseri riskini arttıran faktörler. Bütün bunlar birleşiyor ve bu kanser sıklığını Türkiye'de arttırıyor.